أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا حبك وحب ما يقربنا إليك والاستقامة كما أمرت، وفي الآخرة رحمتك ورؤيتك. اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Salak Allah'a nezim. Bu ayetin tefsirinde Mesnevi Nuriye Lem'alar 12. Lem'a, Lem'alardan 12. Lem'a'yı okuyoruz Mesnevi Nuriye'de. Bismillahirrahmanirrahim. 12. Lem'a. Arkadaş, hayat Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi mevt ve devam ve bekasına bir delildir. Hayat, Halık'ın ehadiyetine bürhan olduğu gibi. Örnek verecek aşağıda ama düşünelim şimdi nasıl oluyor. Örnekle anlayacağız ama önce neyi anlayacağımızı bilelim. Hayat, Halık'ın ehadiyetine bürhandır. Niye dersin? Hiç bir şey yapabiliyor muyuz aklımıza? Hayat niye ehadiyete bürhandır? Şöyle bir düşünelim. Yani ne diyoruz? Halık'ın ehadiyetine bürhandır hayat. Mert de devam ve bekasına bir delildir. Halık'ın devam ve bekasına bir delildir. Evet, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar şemsin, yani güneşin ziya ve timsallerini göstermekle ışık ve misallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi kabarcıklar, şemsin güneşin ışığını göstermekle güneşin varlığına şehadet ettikleri gibi. Güneş var. Öyle bir kaynak var. Işık kaynağı var. Ona şehadet ediyor. Ziya ve timsallerini göstermekle güneşin vücuduna şehadet ettikleri gibi. O kabarcık gibi şeffaflar ölüp söndükten sonra yerlerinin müteselsilen bir arkasına tekrar gelip geçen emsalleri aynı kabarcık, aynı dalgacıklar, aynı şeffaflarda, şeffaf maddelerde tekrar ışığın yansıması, ziyanın yansıması. Yine şemsin ziya ve timsallerini gösterdiklerini, yine güneşin ışığını ve misallerini, o ışığın temsilini, misalini gösterdiklerinden, ona temsil, misal olduklarından, şemsin devam ve bekasına. Bu kabarcık gitti, bu kabarcıkta ışık vardı. Şimdi öldü kabarcık. Ondan sonra bir kabarcık daha geldi. Bir başka şeffaf madde geldi. Onda da aynı ışık görünüyor. Ama kabarcık öldü. Ama o
O da geçti. O da öldü. Ondan sonraki yine aynı ışık görünüyor. Aynı ışığın misali orada. Bu şemsin devam ve bekasına. Yani demek ki o şems, o güneş, o ışık kaynağı kendisi bakidir. Tecelli ettiği, yansıdığı yerler fanidir ama güneş bakidir. O örnek. Şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuaat, celevat, cilveler, şualar, ışıksız süs şua ışık şua reisler ışınlar ışınlar ve cilveler yansınca görünür ışık var diyorsun ama ölüyor tekrar bir şekilde onda da ışık görünüyor cilveler ve timsallerin orada bakıyorsun bakıyoruz bir şeyde güneşin misali görünüyor. Ama o şey ölünce gidiyor. Bu bir misalden ibaretti. Kaynak var ama burada bir temsilini gördüm ben. O öldü. Sonra başkası, yine aynısı bir misali görünüyor. Timsallerin bir şems-i vahidin, tek bir güneşin eseri olduklarına aynı özellikle ışıklar görünüyor. Ama ışıkların göründüğü yerlerin kendilerinde ışık yok. Kaynak yok kendilerinde. Aynı tek bir güneşin, aynı güneşin diyelim ona. Şems-i Vahid'in dedi ya. Tek bir güneşin. Yani aynı güneşin. Eseri olduklarına şehadet ediyorlar. Eseri olduklarını bize gösteriyorlar. Yani benden önceki kabarcıktaki gördüğüm ışık ile bendeki ışık şu anda gördük, bir yerde ışık gördük. Bir yerde ışık yansıyor, bir parlak maddede, bir kabarcıkta, bir dalgada, bir güneş, denizin yüzündeki bir su cevelanede de böyle ışıklar pırıldan durur ya, onda baktık aynı özellik. Benden öncekinde de aynı özellik vardı, daha öncekinde de aynı özellik vardı. Diyoruz ki, demek ki bir tek aynı kaynaktan geliyor bizim ışıklarımız, ışınlarımız. Biz geçiyoruz ama kaynağımız aynı diyor Şems-i Vahid. Değişik bir güneş ışığı görünmüyor. Değişik karakterde bir ışık görünmüyor. Aynı kaynaktan geldiğini gösterir. O da kaynağın tek olduğunu gösteriyor. İki ayrı özellik görünseydi, o zaman iki ayrı kaynak diyebilirdik. İşte o şeffaflar vücutlarıyla şemsin vücuduna, varlıklarıyla şu anda gördüğümüz şekliyle bir şems var, bir güneş var, bir kaynak var deyip kendilerinin kaynak olmayıp bir kaynağın orada kendisini tecelli ettirdiğini, yansıdığını, ışınının geldiğini şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle, ölmeleriyle, geçmeleriyle, fenalarıyla yani fenaya gitmeleriyle de şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar. O güneş kendileri ölüyor ama kaynak olan güneş, ışığın kaynağı olan güneş bakidir, devamlıdır diye delalet ediyorlar. Kezalik bunun gibi, şu örnekte anlaşıldığı gibi, mevcudat, şu varlık alemi, varlık verilenler, mevcudat, var edilenler, yokluk var oldu. Burada çayır yoktu, var oldu. Var edilenler, mevcudat, vücuduyla, yani varlık alemi, varlıkta görünüşleriyle, bulunuşlarıyla, varlıkta bulunuşlarıyla vacibül vücudun vücudu vücuduna. Yani birisi var ki o mutlak var, bunlar gibi muvakkat değil, onun mutlaka olması lazım geldiğine. Yani var edilenler
var oluşlarıyla kendilerini var eden birisinin olduğuna. Mutlaka bunları var, var yoktu, var oldu. Demek ki bir var eden var. Kendi kendine var oldu, kendi kendine var edebiliyorsa olur, olur. Kendine bak. Sen kendini var edebiliyor musun? Bak. Ben kendimi var ediyorum dersen olur. Ama yani hiçbir varlık kendisinin vücudunu, varlığını kendisi kaynak varlığına bizzat kendisi kaynaklık edemez. Kendini var edemez. Ölümü zaten onu gösteriyor. He. Ama hem ölümü onu gösteriyor. Hem de ben kendimi var edemem ki. Şu tahta kendini var etti desen, kendini bu kainat çapında ki ilişkinin içerisine koyacak özelliği olması lazım. Yakıyorsun gidiyor. Böyle bir özelliği yok ki. Var edilmiş çünkü. Var ediliyor çünkü. Kendini var ediliyor oluşu, onu var eden birisinin mutlak olması lazım gelene. Vücubu vücut. Varlığının mutlaka gerekli olduğunu. Onu var eden biri var. Olduğuna ve ölüm ve zevaliyle insan oluyor. Zihayat özellikle ölüyor, yaşlanıyor. Elindeki özellikler yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Değil mi? Zevaliyle teceddidi bir teselsülle yerlerine gelen emsali bir daha teceddidi bir teselsülle yerlerine kelimelere dikkat edelim. Teceddidi Mesnevi okurken tamam, bu tercüme okuyoruz gerçi o da ayrı bir konu da yine de yani tercüme edildiği kadarıyla aslında bir kelime var orada teceddüdi bir teselsül yani ben ölüyorum çocuğum kalıyor yani çocuğumu ben yapmıyorum teselsül var ama hani bir silsile devam ediyor şu ağaç ölüyor çekirdeğinden bir başka ağaç oluyor. Dikkat edin diyor kelimeleri kullanırken. Bir teselsül var, silsile devam ediyor, nesil devam ediyor. Ama bu neslin devamı ben çocuğumu yaratmadığım gibi çocuk da kendisini yaratmıyor. Ağaç da meyvesini yaratmıyor, meyve de çekirdeğini yaratmıyor, vücut vermiyor ona. Varlığının sorumlusu o değil. Ağaç meyve verecek ve içinde çekirdek olacak şekilde var ediliyor. Ağaç meyvesinin kendisi organizatörü, planlayıcısı, mühendisi, tedbirini alan, onu yokluktan çıkarıp getiren değil, kendi yokluktan çıkarılıp getiriliyor. Ağaç. Meyvesini o çıkarttı dese teselsül var ama teselsül teceddüdidir. Teceddüt ne demek? Yeniden var edilmesidir. Bunu nereden aldı? Bu Kur'an'ı bir ifadedir. Halkın cedid. Halkın cedid. Kur'an'daki o teceddüt yenilenme. Çünkü Kur'an yeniden yaratıyoruz diyor. Her şeyi. Cedid, yeni demek. Teceddüt yenilenme demek. Yoksa teselsül kendi kendine gidiyor değil. Yani ben yaratıldım, benim babam yaratıldı, benim çocuğum yaratıldı. Hepimiz yeniden yaratıldık. Aramızdaki silsileye bakıp da babam beni yarattı, ben de çocuğumu yarattı dersen, vallahi yaşıyorum ben bu dünyada, hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Yaratmadığımı falan biliyorum. İnsanlar nesillerin birbirini devam etmesini, yani tesebsülü silsile var ya, sülale, falan geldi birinden gelişini sanki yaratıyormuş gibi görüp geçip gidiyor. Yani işte böyle bir cycle var, bir circle var, devam edip gidiyor diye. Hayır, her biri yeniden yaratılmıştır, teceddüt var. Sen bunu, biz bunu yani bir babadan, bir anneden, bir çocuk arasındaki ilişkisi,
bir ağaçtan meyve, meyveden çekirdek, çekirdekten bir başka sonraki gelen ağacın ilişkisinde düşünebileceğin gibi daha dar bir zaman dilimi içerisindeki değişiklikleri de düşünürsün. Yani bir ağacın filiz oluşundan, birazcık büyümüş ağaç oluşundan, sonra yaprak açmış ağaç oluşuna geçişte de teceddüdi bir teselsül vardır. Yani ben evlenmiyorum, annesinden, anneden bir çocuk doğuyor, bebek. Şimdi anneye bebeği sen mi yarattın diyorsun, yok, haberi yok. Yok. Yani ben yarattım, ben buna vücut verdim, efendim diyor, ben çocuğa vücut mu verdim, vallahi kendimden haberim yok. Kendi vücudumda ne olup bittiğinden haberim yok. Senin hücreler mi yaptı? Ya ben şuurlu bir mahlukum, benim haberim yok. Hücremin geleceğinden, gelecekten ne haber olsun, yoktan bir şeyi nasıl var etti? Ama silsile var, teceddüt yok. Tam tersi. Silsile görünüyor ama eğer silsilenin içinde kalırsan yeniden vücut verme yok. Silsilenin kendisi yeniden vücut vermiyor. Silsile halinde mevcudat, yani var edilen var mevcudat silsile halinde yeniden var ediliyorlar. Bu kelimeleri kaçırmayacağız. Kaçırırsak dünyamızda silsileye inanır geçer gideriz. Tevhid olmaz. Yani yaratıcıyı tam kavramış olmayız. Kainatı Allah var deriz, kainatı yaratan birisi var deriz, kainat içindeki olan olaylar hep birbirleri yapıyor deriz. Esbat peres olmak şirk budur. Yoksa iki tane Allah var demek şirk değil. Allah'ın yarattığı, vücut verdiği bir şeyi Allah'a değil de anne, çocuk yaptı demektir şirk. Mükemmel oldu demek mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir kimse Allah'tan değil. Sebeplere Allah'ın yarattığı bir şeyi silsile halinde sebep sonuç ilişkisi içerisinde yaratıyor ya, var oluyoruz ya, varlık alemine geliyoruz ya, yaratıcıdan koparıp silsilenin birinin diğerini yaratıyor gibi görmek. Yani şirk, böyle iki tane Allah var, bizim iki tane Allah var diyen adam ne iki tane Allah var desin ki? Kainatı yoktan var etmiş, gücü sonsuz birisi, bir zat. Ona Allah dedim. Şimdi şirk nereden geliyor? Yaratılı alemi içerisindeki silsileyi o kanunlarla birbirine bağlılık gibi gördüğümüz olayları birinin diğerinin sorumlusu diye görüp Allah'ın mülkünü, yani Allah'ın vücut verdiği yeni bebeği anne yaptı demektir. Şirk olur. Şirk yeryüzünde gerçekleşir. İslam'ın getirdiği en önemli vurgu la ilahedir. Yeryüzünde hiçbir varlık, mevcudat, mahluk, yapılmış herhangi bir kendisine vücut verilmiş hiçbir şey ilah özelliğine sahip değil. Yani anne çocuk yapamaz. Hücre şunu yapamaz. Bebek doğar, bebekten çocuk olur ya, bebek çocuk yapamaz. Silsile var ama teceddüt var. Bebek diyemez ki ben kendimi çocuk yaptım. Hayır, bebek bebek olarak var ediliyor, teceddüt var. Bebek de çocuk arasında bir teselsül var ama teceddüt var. O da çocuk olarak var edildi. Zaman dilimini kıs, bir gün önceki kişi veya bir canlı bir gün sonrasını yapıyor değil. Teceddüt var. Silsile var ama teceddüt de var. Nizam içerisinde yaratılıyor ama yaratılıyor. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. İnşa suretinde görüyoruz, inşaat gibi yapılıyor ama malzemeler, önceki malzemeler kullanılıyor ya. Ama icat var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onu görüp tevhide ancak böyle ulaşılır. Yoksa şirkten kurtulmaz. İnşa var canım, inşa var deyip de teceddüdü
icadı unuttuğumuzda, teselsül var değil de teceddüdü unuttuğumuzda, işte Rabbi tatile göndermek o demektir. Eğer anne çocuğu yapıyorsa, çekirdek ağacı yapıyorsa, şu hücre şu fonksiyonu yapıyorsa, atom elektronunu kendisi döndürüyorsa, Allah yaratıcı nerede? Ama kainatı o yarattı. Böyle yaratıcı ne yapayım ben? Yarattıklarına kontrolü yok. Böyle bir yaratıcı olmaz ki. Yaratıcı olmaz o. Sen yaratıcı diye attın, kainatın büyüklüğü, azameti karşısındaki hayranlığını bir su döktün, söndürdün. Allah dedim, bitirdin işi. Ondan sonra kainatı sebeplere verdin. Allah'ın mülkünü dağıttın sebeplere. Silsileden teceddüdü görmezsek dikkat etmek lazım. Nizamda her bir olayın nazımını görmezsek, nizamın içinde silsileyi takip edip gidersek şirk olur. İslamiyet'in en önemli vurgusu la ilahe. La ilahe. Yeryüzünde şirk yok. Dikkat edin de onu üretiyor Kur'an bana. Dikkat edin. Yeryüzündeki yaratıklar aleminde, var edilenler mevcudat aleminde o mevcudata vücut verecek, onu yoktan var edecek özelliğe sahip hiçbir şey yok. Hepsi kendisi var ediliyor. Bu vurguyu böyle kafamıza koyacağız. La ilahe, la ilahe. Kainata böyle bakacağız. Ama bazısı kainatın yoktan ilk defa var edilişinden başlar düşünmeye, bazısı yıldızların oluşumunda bakar, bazısı mevsimlerin değişiminde bakar. Teselsül var ama teceddüt de var. İnşa var ama inşada icat var. Bu çok önemli. Sayın Nursi'nin en önemli vurgusundan bir tanesi. İnsanı her yerde, her zaman Allah'ın yoktan var edişiyle karşı karşıya getiriyor. Biz böyle şimdi Allah bizi şu anda böyle. Allah şu anda beni böyle konuşurken yaratan. Dünden öğrendim de bugün konuşuyorum dedin mi? Bugünkü konuşmayı kendine verdin mi? Anne çocuk yaptı. Ben de konuşmayı yaptım demeye. Allah nerede? Düşün bakayım, ben varlığımı kendim mi yapıyorum? Varlığımı kendim mi veriyorum? Konuşan olarak ben kendimi mi var ediyorum? Dikkat edin. Bu egzersiz istiyor. Çünkü düşünce kalıplarımız bizim. Yani paradigmamız, kalıplarımız silsileye göre kuruldu. Silsile içinde düşünmeye göre. Kainatı yaratan Allah var dedim, bıraktım Allah tepede. Kainatı başta yarattı dedim, başta sonda neyse. Kainatı dışında Allah'a bırakın, kainatın içindeki olanları kendi kendine izah ettirmektir. Materyalizm dediğimiz olay. Allah'a inansa inandığını söylese söylemese fark etmez orada. Esbabı birbiriyle, yani varlık aleminin birbiriyle ilişkisini kurarak varoluşlarını izah etme çabasıdır. İşte inkar odur. Esas küfür burada kendini gizliyor. İnafsızlık dediğimiz Allah'a inanmama dediğimiz olay teselsülün içerisinde kalmaktır. Şirk odur. Hiç kimse gökte iki tane Allah var falan. O ne demek? Ne demek iki tane Allah? Kim söyledi dedim, ben duymadım aslında. 2, 3, 4, 5. Zat-ı ilahinin birden fazla oluşunu söylemek şirkle alakalı bir şey değil. Öyle bir şey diyen yok. İyi ki kadın. Sahibin sıfırlığı yapar ve yerde şu mahlukat aleminde
Allah'ın vücut verdiği mevcudatı var ettiği, yokluktan varlığa getirdiği mevcudatı onun kurduğu nizam içerisinde nizamdan dolayı birbirini var ediyor ve etkiliyor diye izah edip Allah'ı yaratıcı olarak orada görmemektir. Çift dediğimiz olay. Yoksa kainatın bir yaratıcı var demek mutlaka doğrudur ama şirkten kurtuldum demek veya Kur'an'ın getirdiği, o zaman insanlar da Allah diyorlardı zaten, vahyin getirdiği vurguyu kaçırmak demek. Bunu biz kaçırırsak, öldürürsek vahiyden hiç faydalanmaz. Zaten diğer dinlerin kaçırdığı nokta odur. Esas. Esbab ile, sebepler ile kainatın varlığını izah etme çabasında la ilahe ile çıkamadılar. La ilahe, la diyorsunuz siz. Diyemediler. Kur'an geldi, la ilahe dedi. Bunlar ilah olamaz. Dikkat edin. Olur mu? Dikkat edin. İslamiyet tevhid dinidir. İslamiyet Allah'a inanç dinidir. Ama İslam'ın müneyyez vasfı, distinguishing karakteri Allah'a iman değil. Allah'a imanı tevhid ile vurgulamasıdır. Onun için İslamiyet yalnızca iman dini değil, tevhid dinidir. Kur'an'da ne öğrendim? Dedi, tevhid öğrendim. İman zaten var. Herkeste var. Allah var diye çok insan var. Allah yok diye mesela çok azdır. Kainat, Allahsız kainatın varlığını genel olarak varlığını. Bunu yoktan var eden şu kainatın birisi. Vallahi yok canım diye çok bir avuç kendisinin burnunu sokmuş laboratuvara. Ben ona serseri diyorum. İddiasından bulmuş. Bir avuç serseri laboratuvarda boğulup duruyorlar. Sokmuşlar kafalarını laboratuvara, küçücük parçanın içine. Onlar öyle diyor. İlle bir an bunu burada kendi kendine izah edeceğim. Allah olan yok. İddiasında bulunan 4 tane enayi var yani. İnsaniyetini reddetmiş. Çık dışarıya bak bakayım bir. Bak bakayım şu sebep bunu yapabilir mi diye. Sor bakayım bir. Cesur ol bakayım bir. Sor bakayım bunu yapacak. Bunun bu sonucunu düşünebilecek kapasitesi, kabiliyeti var mı? Ona vücut verebilecek özelliği var mı? De. Ben onu bilmiyorum. Ben gördüğüme bakarım diyor. Enayi. Kendini kandırıyor. Gördüğün sana diyor ki bu sebep bunu yapma özelliği yok diyor. Kendisine vücut veremez bu diyor. Niye onu görmüyorsun ya? Bilmem diyor. İşte bak bu çekirdekten bu ağız çıktı diyor. Bu hücreden bu bilmem ne çıktı diyor. O 4 tane serseriden başka Allah yoktur diyen çok az. İslamiyet geliyor tevhide. Tevhid eğitimi vermek üzere geliyor. Onun için Kur'an'ı tevhid eğitimi veren kitap diye okuduğunda bunları okursun işte. Şuradaki yapılan vurguyu okursun. Hep bu eğitimi yapacağız. Ölünceye kadar bu eğitimi yapacağız Muhammed. Ölünceye kadar tevhid. Şirke mahal vermeden yaşamak. Şirke kapı açmadan yaşamak. Her şeyi Allah'tan bilerek yaşamak. Esas davamız budur. Kur'an'ın ana hedefi tevhiddir. Ana hedefi tevhiddir. Kur'an'da işte semavatı arzı biz yarattık diyen ayetler hemen arkasında semavatı arasında olanı da biz yarattık. Gökten suyu indirip yerden bitkileri çıkarıp da biz yarattık. Hemen geliyor arkasında. Niye? Pratikte zaten semavat vardı yaratan Allah demek kolay. Topraktan çıkan ufacık bir otun yaratıcısının da Allah olduğunu bilmek. O otun ya da böceğin hücrelerinin faaliyetinin de Allah'tan olduğunu bilmek. Kur'an onu getiriyor. Onun için bu ayetler buradaki okuduğumuz yerin başındaki ayetler her bir şey doğrudan doğruya onun elindedir. Tevhid. Bu kelimeleri Zahid Nursi böyle yumuşak yumuşak kullanıp geçiyor. Ama bizim, dur bakayım öyle hani kafamıza vura vura söylemiyor da söylüyor.
Ben ne yapacağım? Bu ne demek diyeceğim? Bu ne demek? Tesessül var. Teceddüdi bir tesessülle yerlerine gelen emsali. Dalga geçmiyor ki, konuşuyor, dikkatli konuşuyor. Teceddüdi bir tesessülle yerlerine gelen emsali, Sani'nin ezeli ve ebedi vahidiyetine şehadet ediyor. Sani'nin tek Sani'dir. Böyle anne çocuk yaptı. Çocuğu büyüttü. Duasını yaptı olur. İradesini kullanıp yaratıcıya şu şekilde yaratmanı istiyorum dedi olur. Tabii. Vakamız o çünkü. Bu bakıyorsunuz çocuk şu şurada durmasın da şurada dursun, şurada bir ağaç olsun dedim, olsun diyorum ben, olsun. Çekirdeği oraya ektim, tohumu oraya ektim, çocuğa şöyle elinden tuttum, şuraya götürdüm. Bunlar öyle olsun taleplerinin ifadesidir, talep. Öyle olsun istiyorum, öyle olsun istiyorum. En önemli nokta orası. Ben olsun istiyorum. Ben oldurtmuyorum. Olsun istiyorum. Öyle mi? Olsun istiyorum. Yemeği yiyorum diyorum ki gıda vücudumu büyüdürelerine dağılsın istiyorum. Suyu içiyorum. Vücudumun ihtiyaçları karşılansın mı istiyorum. Ben suyu içtim, vücudumun ihtiyacını karşıladım. Ne haberin bile yok. Ne yaptın be adam? Ne? Nereden ben vücudumun ihtiyacını karşıladım diyorsun? Ben kendi sıhhatime dikkat ederim. Ne sıhhatinden bahsediyorsun? Sen neyi yaptın ki? Sen yapılıyorsun. Dikkat etmek için dua ediyorum. Sıhhatli olmak istiyorum. Yaratıcının teselsülle yarattığı kurallar var ya, teselsül birbirini takip eden. Şöyle şöyle olursa şöyle olur diye bana öğrettiklerine müracaat edip, şunun olmasını tercih ediyorum ey yaratıcım, bana onu ver diyorum. Oldu. Ben yapıyorum diye ne yapıyorsun? Dikkat et bakayım, nereden çıkarttın onu? Sen neyi yaptın ki? Hangi hücrelerin ne su moleküllerin parçacıklarını gönderebildin ki? Ne yaptın ki? Haberin bile yok. Yapılıyorsun. Yapılıyoruz. Gaflet. Gaflet. Allah yok demeye götürmez insanı. Gaflet Allah'ın mümkünü sebeplere dağıtarak şirke kapı açar. Gaflet, bunu da dikkat edin, çok dikkat edelim hep beraber. Önceki sohbetlerde çok söylerdik. Gaflet Allah'ı inkar ettirmez. Gaflet şirke kapı açar. Allah'tan başkalarına, başka yaratıklara uluhiyet özelliği vererek kainatı görme, kainatı anlama, kainatla ilişki kurma kapısını açar. Gaflet Allah yok. Kolay mı? Kolay mı Allah? Bir eve bile bu evi kimse yapmadı. Kendi kendine oldu demek için deli olmak lazım. Bir yapan var canım ağır. Kainatı bir yapan var canım ağır diyor. Yapan yok diyemiyor. Kimse diyemiyor. Olmuş diyor. Olmuş. Hikaye okuyor bana. Masal anlatıyor. Olmuş diyor. Neye bakarsam? Nasıl olmuş atomun bu özelliği? Olmuş işte. Öyle olmuş diyor. Şimdi biz o özelliğiyle beraber buluyoruz diyor. Bulduk diyor. Ondan sonraki hadiseleri tefekkürle anlatıyor. İşte o onu etkiledi, o onu etkiledi, o onu etkiledi. Yani anneden çocuk doğdu. Çocuk büyüdü. O rahatiyesine geldi. O da evlendi. Onun da çocuğu oldu. Böyle bir silsile devam edip gidiyor diyor. Esas bizim müşahedemiz o silsiledeki teceddüdü görmek için olmalı. Tevhid odur. Yaratıcıdan başka hiçbir şeyin yaratıcı olma özelliğine sahip olmadığının bilincine gelmektir. Tevhid yani la ilahe bilincidir. La ilahe illallah. Zaten o bilinç olunca kendiliğinden gelir. İnşallah. Ölüm ve zevaliyle
tecedidi bir teselsülle yerlerine gelen emsali Sani'nin ezeli ve ebedi vahdiyetine şehadet ediyorlar. Yakaladığınız sahibinin bu okuduğumuz yani bu ayetin tefsirini yapan bu zatın ve Allah-u Haluk'u küllü şeyini meseleyi indirgediği yani tefsirini yaparken bize bu ayeti nasıl anlamamız gerektiğini anlatırken ki kullandığı kelimelere çok dikkat etmek lazım. Çünkü nerede polis bizim yanılacağımız yerler oraları tıpayarak gidiyor. Onlara dikkat etmezsek delikler açık kalır. Duamızı ona göre yapmamız lazım. Evet. Leyl ve neharın ihtilafı gecenin ve gündüzün birbiri arkasında gelişi ayetleri hatırlıyorsunuz. O delillerle geliyor ayet. Aynı örnekleri veriyor. Fusul-i erbaanın tahavvülü, unsurların tebettülü, hengamlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat, herhalde dört mevsimin birbiri arkasında değişmesi ve unsurların tebettülü hengamlarında. Unsurlar ne? Elementler. Elementlerin değişimi. Bir halden bir hale bir şey oluyor. Bakıyorsunuz toprak mı bakıyorsun? Ağacın gölgesinde gelmiş oradan. Yaprağına gelmiş bir şey olmuş. Unsurların tebettülü bir yere devamlı değiştiriliyor. Değiştiriliyor. Unsurların tebettülü hengamlarında meydana çıkan fusul-u erbaa unsurların tebettülü unsurların değişmesi hengamlarında meydana çıkan şu güzel mevcudat onlar değişirken onlar bir bakır onlar değişiyor bir şeyler olur. Bakır da ortaya başka bir şey çıkıyor. Ne? Şu güzel mevcudat ve bu latif masnuatta devamla cereyan eden mübadele ve devir ve teslim muamelesi nasıl teselsül anlatıyor. Mübadele, devir ve teslim. Yani bu ağaç böyle büyüdü, şimdi o öldü, onun yerine diyoruz ya gübre olacak. Devir ve teslim var. Artık ben gidiyorum, siz burada vazife yapacaksınız. Öbürü diyor, ben de gidiyorum, siz burada vazife yapacaksınız. Baba geliyor çocuğa, çocuk baba ölüyor, çocuğu kalıyor, o da. Bakıyoruz, yani birbirlerini yaratmıyorlar. Devir ve teslim var. Ben vazifemi yaptım, gidiyorum. Yaratıcımın yaratıcılık özelliklerini gösterdim, gidiyorum. Şimdi sıra sende. Ama o yukarıdaki tembihin misali unutmayalım. Su kabarcıkları veya denizin üzerindeki dalgalanmalardaki görünen ışıltı mı derler? Ne derler ona? Evet, kendi dalgalarınca. Yakamaz. Evet. Yakamaz. Yok denizin üzerinde su olacak. Ya yakamaz da olur, ne olur? Yani ışıklar görünür ya. Yani bir kaybolur, bir gelir, bir kaybolur, bir gelir. Dalganın üzerindeki, ufacık o dalganın üzerindeki görünen o ışıltı mı derler bir şey. Yani yansımalar, ışık yansımaları. Yerler gidiyor, öbürü geliyor, öbüründe görünüyor, öbürü gidiyor, bir başka kabarcık ölüyor, onun yerine patlıyor, gidiyor, öbür kabarcık geliyor. Onlar devir teslim yapıyorlar. Öbür bir kabarcık ışığını alıp ondan sonraki gelecek kabarcığa vermiyor ki. Onda ışık yok ki zaten. Hayat dediğin her bir şeyde geldi. Ben hayat alıp da birine vermiyorum ki.
Birisi alıp da hayatı birine vermiyor ki. Onlar da kabarcık gibi gelip gidiyorlar. Bu devir teslim dediği. Kendileri gelip gidiyorlar. Masnuatta devamla, latif masnuatta devamla cereyan eden mübadele ve devir ve teslim muamelesi. Devir ve teslim muamelesi unsurların tebettülü. Değişiyorlar. Devir ve teslim muamelesi kat'i bir şehadetle sermediğin, sermediği demek sonsuz. Âli, daimi tecelli, daima tecelli eden bir sahibi cemalin, o güzel mahluklardaki güzelliklerin gerçek sahibinin vücuduna ve bekasına ve vahdetine şehadet eden kat'i bir bürhandır. Bizim dikkat edeceğimiz unsurların tebettülü hengamında unsurların birbirlerine etkilediği değil, devir teslim yapıyorlar ama yeniden var ediliyor. Yani ölmüş ağacın gübre haline gelişi yeni ağacı yaratmıyor. Ona vücut vermiyor. Ölmüş ağacın ormanda veya yerde ağaç ona gübre oldu dediğimizde sanki o ölü ağaç, ölen ağacın hücreleri ya da atom parçacıkları yeni ağacı inşa ediyor değil. Anne çocuğu yaratıyor değil. Devir teslim var. İyice düşünmemiz lazım. Bize böyle işte ağaç ölür, ondan sonra o gübre olur, yağmur yağar, oradan bir çekirdekten tekrar bir ağaç çıkar, bir devamlı sörkün var. Yaratıcı kim? Düşünüyor. Orada bilinçli bir müdahale. Bunu kim yarattı? Yok. Sorarsan bütün kainat Allah yarattı. Bütün kainat Allah yarattı da şu ağacı kim yarattı? Bugünkü şu ağacın yaprağını kim yarattı? Kim var etti? O yokluktan var olan bir yaprak mı demedir? Ona dikkati çekmek istiyor. Bunu yaratandır Allah. Onun için şu kelimeye dikkat ediyoruz. Daimi tecelli bir sahibi cemali. Yani yukarıdaki örnekte güneş devamlı tecelli ediyor. Kabarcıklarda onun ışığı görünüyor. Yani örnek. Daimi tecelli, tecellisi, yansıması devamlı olan bir güneşin geçici kabarcıklarda ışığının yansımasını müşahede ediyoruz. Ve keza senevi inkılaplarda bir seneden diğer sene değişik. Mesela çocuk küçüktü, büyüdü. Artık yeni meyveler çıktı. Yeni canlı hayvanlar geldiler. Geçen seneki hayvanların, böceklerin çoğu öldü. Yenileri geldi. Senevi inkılaplarda müsebbibatla esbabın birlikte ölüm ve zevali, yani ağaç öldü, ağacın hücreleri de öldü. O hücreler onu yapıyor diyemezsin, o da öldü. Müsebbibatla sebebin, müsebbibatla esbabın, sebep ile sonucun demek. Müsebbibat sonucu demek. Sonuçlarla esbabın birlikte ölüm ve zevali, yani şöyle bak, kabarcık, su kabarcığını gördük ya, orada ışık gördük ya. Su kabarcığı ışığın kaynağı olabilir mi? Yok. Su kabarcığı ölünce onda ışık da oluyor. Bu neyin örneğidir? Bir maddede, herhangi bir cisimde, büyük bir cisim olabilir, dağ olabilir, atom olabilir, partikül olabilir. O partikülde görünen özellikler. Kabarcık ve ondaki görünen özellik ışık. Kabarcık ölünce ışık da ölüyor. Ah! Demek ki kabarcık ışığın kaynağı değilmiş. Onu anlıyoruz. Çünkü kendisi ölünce kendisindeki fenaya gidince kendisindeki özellik de gidiyor. Ağacı hücreleri yapıyor gibi görünüyor. Ağaç ölünce hücreler de ölüyor. Hücreler ölünce ağaç ölüyor. Devani müsebbibat ile sonuçlarla esbabın birlikte ölüm ve zevali ve sonradan ikisinin yine birlikte iadeleri. Bu sefer
bakıyoruz başka bir kabarcık ve o kabarcıkta aynı özelliklere sahip ama öndeki kabarcığın ışığı oraya nakledilmedi. Yeni bir ışık onda görünüyor. Anlaşılıyor mu? Mesela bu ağaç öldü, o ağacın yerine o ağacın gübresi kullanıldı ama yeni bir ağaç yaratıldı. Gübre olarak malzeme kullanılıyor, teselsil var diye sebep ve sonuç arasındaki ilişkiye bakıp da bu sebep bu sonucun yaratıcısıdır diyemiyoruz. Yeni bir şey ortaya çıktı. Yine hatırlayalım. Misliyet var. Aynıyet yok. Yeni bir. Benziyor ama yeni. Bir önceki ağaç öbür ağaç birbirine aa babasına ne kadar benziyor. Benzesin babası yapmadı ki onu. Annesine ne kadar benziyor. Benzesin. Annesi yapmadı ki onu. Annesinin yaptığını söylemek için deli olmak lazım. Annesinin hücreleri yeni bir insan yapacak. Ne bilsin ki yeni insanın ne olacağını? Geleceği biliyorsa olur. Hücre geleceği biliyor. Bütün insan vücudunu biliyor. Onlara emredecek kapasitede dersek olur ama yapılıyor. Teselsül halinde yapılıyor. Yeniden yaratılıyor. Yeni bir çocuk yaratıldı diyoruz. Esbabınla müsebbebat gibi aciz, sebeplerin de müsebbebat gibi aciz, masnu ve mahluklardan olduğuna, aciz, masnu, sanat eser olarak yapılmış ve mahluk halk edilmiş. Esbab da mahluk. Ona da vücut verilmiş olduğuna delalet ettiği gibi. Kainat, onun için biz bu dünyadan baktığımızda kainat devamlı teceddüt ediyor, devamlı vücut veriliyor. Bunu anlamak tekrar kafamıza soracağız. Kainat devamlı vücut veriliyor. Ben yarın yok, yarınki günde yok ama bakıyorsunuz yarın bana yeni bir vücut veriliyor. Bir öncekine çok benziyor ama bir günlük ihtiyaç. Yeni bir vücut veriliyor. Bir yıl sonra yeni bir vücut veriliyor. Buna bu noktaya dikkat etmek için esbabın da müsebbibat gibi aciz, masnu ve mahluklardan olduğuna tekrar iadeleri sonradan ikisinin de yine hem sebebin hem sonucun birlikte iadeleri ikisinin de hem sebebin hem sonucun ikisinin de birlikte iadeleri esbabın da müsebbibat gibi masnu yapılan ve mahluk yoktan var edilen olduğuna delalet ettiği gibi bu masnuat ve mevcudatın bütün kainatın tümündeki gördüğümüz mevcudatın vücut verilen varlıkların var edilenlerin sanatlı olarak yapılmış eserlerin bir zat-ı vahidin tek bir zatın müteceddit bir sanatı. Müteceddit yeniden yarattığı bir sanatı. Yenilendiği, yenilediği bir sanatı olduğuna o zat yeniden onlara vücut verdiği bir sanatı olduğuna da şehadet eder. O güneş var. O güneş ışığını devamlı gönderdiği için bir kabarcıktaki güneş ışığı kabarcığın ölümüyle hem kabarcık ölüyor hem ondaki yansıyan güneş ışık gidiyor. Ama ondan sonraki kabarcıkta yine aynı ışık görünüyor ama aynı özelliğe sahip ışık. Fakat bu sefer bu kabarcıkta değişik tecelli ediyor. Müteceddit bir sanat. Yeni kabarcıkta aynı ışık yeni kabarcığın boyuna, çapına, büyüklüğüne, rengine göre yeniden yaratılıyor. Yeni bir kabarcıkta yeni bir ışık göründü oluyor. Ama aralarında bir teselsül vardı. O teselsül yani bir kabarcık gidiyor, ondan sonra bir kabarcık geliyor. Bir kabarcık gidiyor, ondan sonra bir kabarcık geliyor ama her bir kabarcık yeniden vücut veriliyor.
yeniden tecelli ediyor güneş ona. Kabarcıkların fenaya gitmeleri güneşin varlığına ve devamına işarettir. Bunu iyi anlamak lazım. Masnular. Bu masnulardan müteceddit bir sanatı, o zat-ı vahidin müteceddit bir sanatı olduğuna da şahidettir. Şimdi burası nasıl açık ve net bir şekilde gösterdi. Allah halik kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Her bir şeyin vekili odur. Her bir kabarcıktaki güneşin vekili odur. Onun vekaleti ondan geliyor. Başka birisine veremezsin. Bu kabarcık kendisi de güneş, kendisi güneş ışığı üretiyor diyemezsin. Sebep de sonuç birlikte ölüyor. Ve huve ala külli şeyin vekil, dünyamıza böyle geldi. Her bir şeyde onu görmedik. Sebep sonuç ilişkisi bizi kandırmayacak. Değil mi? Teselsül bizi kandırmayacak. Teselsülle birlikte nizam içerisinde yaratılmakla birlikte teceddüt var. Teselsül bizi uyutuveriyor. Teceddüdü unutturuveriyor. Şimdi teselsülle yaşıyoruz da pratik hayatta. Şunu şöyle yaparsan şöyle olur diyoruz. Değil mi? Yani güneş perdeyi açarsan içeriye güneş gelir diyoruz. Ona biz ne yaptık? Sanki orada teceddüdü unutuveriyoruz. Teselsül içinde boğuluveriyoruz. Anne baba çocuk yaptı deyiveriyoruz. Bu çekirdekten bu ağaç çıktı deyiveriyoruz. Suyu döktün ve yani yağmur yağdı. Bitkiler büyüdü. Su geldi artık canım. Büyümesin mi canım deyiveriyoruz. Lan gitti. Devlet gitti. Fark ettik mi? Her şeyin ve hu ala külli şeyin vekil kaçtı dünyamızda. Kasti yapmadığımız için inkar etmek için yapmıyoruz ama tevhid bilinç istiyor. Şuur istiyor. Her şeyin ona Halika verilmesi gerektiğini öğretiyor vahiy. Biz de her şeye bakacağız. Seni yaratan, şu kainatı yoktan yaratan mıdır? Diye bakacağız. O bilinçle yaşadığımızda işte tevhidle yaşıyoruz. Bu elhamdülillah. Çok bereketli. Çok insanın kalbine itminan veren, evet ben Allah'a inanıyorum dediğinde kainat kadar zerrat her an seni şahitliğini yapıyor. Yoksa öbürü bir defa kainatı yarattık, yaratan olması lazım. Yani bunu yoktan var etmiş deyip dünyada Allah'sız yaşamak. Allah'ın huzurunda olmadan yaşamak gibi bir gaflet halini ifade ediyor. İnşallah. Onun için zamanı elhamdülillah ama çok hepsi böyle 11. ama Adem'den vücuda çıkmayı o ilk 12. lemada vücuttaki teceddüdü anlatıyor. Vücut varlıkta teceddüt var. Her varlık her anında yenilenmesi var. Onu anlatıyor. Teceddüt. Her biri aynı ayeti. Bir başka boyuttaki anlamına vurgu yaptı. Eğer dikkat ettiyse inşallah. Çok bismillahirrahmanirrahim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.